Burada da fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi bana diyorlar ki Reci'den artık noktalamanız gerekiyor. Sizden sonra program var. Son kısaca bir şeyin altını çizeyim. Şimdi İzmir'de 5.1 milyar liralık vurgun yapan Sedat Ocakçı vardı. Eşiyle birlikte fotoğrafları da böyle, böyle güzel güzel hediyeler verilirken, çok pahalı hediyeler verilirken sosyal medyadaki paylaşımlarıyla öne çıkmışlar. Şimdi içeride. Evet. Ve Ocakçı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'la da yan yana fotoğrafları paylaşılmış. Paylaşıldı daha doğrusu yine bir takım gazetelerde ve internet sitelerinde. Siyasilerle herkesin fotoğrafı olabilir diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz? Bu kadar haber değeri taşıyan bir şey midir? Siyasilerle herkesin fotoğrafı olabilir mi? Evet olabilir. Nasıl olabilir? Bir şeye gitmişsinizdir. Böyle bir mahalleye girersiniz ya da bir toplantı yerine girersiniz filan. Böyle adam gelir bir anda işte der ki başkanım der, sayın vekilim der filan böyle bir fotoğraf alabilir miyiz der. Orada hayır diyemezsiniz. Hı. Çekerler. Yani evet ben de onu diyorum. Ama ve lakin o fotoğraf öyle değil. O fotoğraf Hamza Dağ'ın bir yerde oturduğu, hemen sol tarafında da o şahsın oturduğu bir fotoğraf. Yani bir şimdi Hamza Dağ bir yerde oturuyor, milletvekili zannediyorum milletvekili döneminde. Milletvekilliği döneminde bir yerde otururken, protokoldür bu. Protokole yani yanında da o oturuyorsa, o zaten bilinen, oraya oturacağı bilinen, oturması gerektiği bilinen ya da oraya oturan birisidir. Bu da Hamza Dağ ile arasında bir en azından tanışıklığın olduğudur. Yani evet siyasiler herkesle fotoğraf çektirebilir, herkesle şey yapabilir. Bu öyle bir fotoğraf değil. Yani bu bir şekilde Ocakçı mıydı adamın? Ocakçı. Ocakçı ile Hamza Dağ arasında bir iletişim olduğunun göstergesidir. Hmm. Bir tanışıklık olduğunun göstergesidir. Ha bu böyle evet olabilir. Tabii o bir iş adamı. Yani o zaman diyelim iş adamı. Ve doğal olarak da evet Hamza Dağ da bir vekil, iş adamı vekil olabilir. Yani karşılık bir sürü hatta adam gelmiş bir şeyler istiyor, bir şeyler anlatıyor da olabilir filan filan. Şimdi bunları geçiyorum. Ama ve lakin yani AK Parti'nin bu tarafında, işin bu tarafında biraz karnesi kötü. Yani özellikle bu eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hani nerede bir sorunu, nerede bir suçlu bir adam varsa bir şekilde Süleyman Soylu'ya fotoğrafı çıkardı. Ki ya kendisi İçişleri Bakanı mesela gibi. Şimdi mesela benim diyelim ki bende bir fotoğrafı var. Ya olabilir. Ya bir yerde adam bana geldi. Ben sizin yorumlarınızı çok beğeniyorum. Sizin gazetecinizi çok beğeniyorum dedi. Ben de fotoğraf çektirdi. Ben kim dedim bu? Dediler ki bana işte bilmem ne holdingin sahibi Ocakçı. Şimdi ben tanımayabilirim. Ben background'unu bilmeyebilirim. Ben bu hataya düşebilirim. Bak. Sonra belki araştırırım falan o başka bir şey. Ya da hiç aklıma gelmez ki unutur giderim. Ama ve lakin siz AK Parti milletvekiliyseniz, siz iktidardaysanız, siz o adamın Fethullah'tan bakın örgüt diyorsunuz yani yasa ne? Terör örgütü. Terör örgütü. Yasa dışı terör örgütü diyorsunuz ya. İşte yasa dışı terör örgütüne üye olmaktan dolayı ordudan atıldığını, ondan sonra birden bu bir şekilde para hani o zaman çünkü orada da ne kadar zengin olabilir bir adam. Oradan atıldıktan sonra birden bir şekilde parayı bulup filan holding sahibi olabilecek kadar ve de kısa sürede 3-5 yılda bu hale geldiğini filan. Hadi diyelim ki siz bilmiyorsunuz. Ulaşabilecek yeriniz var. MİT var, o var, bu var, her şey var. Polis var. Geldi bu adam, sizinle tanıştık. Ya, kim bu? Ocakçı. Holding sahibi İzmir'de. Ha. Ya bana bunun background'unu bir getirin bakayım. Ya herkes çünkü böyle siyaset, merak mı eder siyasetçi? Eder abi, siyasetçi etmek zorunda. Siyasetçi ondan sonra böyle fotoğraf çıkar işte. Etmek zorunda. Siz bir adam, bak yolda tanıştığınız değil, merhaba dediğiniz değil, o anda gelip fotoğraf çektiren değil. Eğer bir tanışıklığınız, bir arkadaşlığınız, bir şekilde bir bağlantınız varsa, o sürdürülüyorsa o zaman bilmek zorundasınız, yapmak zorundasınız. Çünkü yarın öbür gün birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. Bu kadar basit. Bu arada... Ve ben mesela şimdi bir gün Ocakçı'nın, ya Ocakçı derse mahkemede, ben zamanda işte AK Parti'nin seçim çalışmalarına şu kadar bağış yaptım ya da Hamza Dağ'ın işte o andaki şeylerine şu kadar bağış yaptım derse ne olacak? Hayır bunlar tabii denilmez çünkü bunlar başka pazarlık kozları olur da. Hani gibi yani ben şimdi bunları iddia olarak söylüyorum. Yani böyle bir şey olduğunu da söylemiyorum zaten. Ama ben diyorum ki siyasiler
Evet, mutlaka ve mutlaka bu tür özellikle, yani sokaktaki adam değil bu çünkü, bir holdingin sahibi, bir iş adamı ya da bilmem ne. Bu tür özellikle bağlantılarında ya da bu tür özellikle şeylerinde mutlaka dikkat etmeleri ve bir şekilde onu işte kontrol altında olmaları lazım. Şimdi yeni biz Hamit Nişancı'dan konuşurken bir mesaj gelmiş. Memleket Partisi Seferihisar adayı olacakmış Hamit Nişancı. Tamam, ben bağımsız değil. Ben yani ben hatalı söyledim. Memleket Partisi de bir partiden daha adaylık teklifi var. Heh. Değerlendirip karar vereceğim anlamında bir şey söylemiştim. Anladım. Ben orada yanlış telaffuz ettim. Memleket Partisi'ymiş. Peki, teşekkür ediyorum ben. Konumuzu da gördüm. Bir rejiye girdi çıktı. Erdoğan Bey de gelmiş. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Yine beraber oluruz herhalde Cuma günü. İnşallah artık Cuma günü AK Parti konuşalım biraz. Tamam. Bırakalım bu CHP'yi. Yani kendi